Merhaba Pepe. Aa, merhaba Şişu. Bakıyorum bugün keyfin çok yerinde. Evet, böyle rüzgar yüzüme vuruyor ya. Havalar da ısınıyor ya. İçimden çok güzel duygular geliyor Şişu. Ne güzel bir tanem. Uzun'un yanına gidiyorum. Onun da ittirgiti var biliyor musun? Beraber gezeceğiz biraz. Harika. Evet canım. Burası kimin evi acaba? Bilmiyorum Pepe. Çok güzel görünüyor. Baksana içinde park bile var. Belki Zulu biliyordur kimin olduğunu. Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın. Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın. Baharla yeryüzünde o cennetin bağısın. Baharla yeryüzünde o cennetin bağısın. Alçın kayalıkları göklere yükseliyor. Ne oldu Pepe? Sanki biri ağlıyor. Evet. Orada biri var Şişu. Ne ağlıyor acaba? Sormak ister misin? Ama hiç tanımıyorum ki. Tanış o zaman canım. Tabii sen bilirsin Pepe. Merhaba. Benim adım Pepe. Senin adın ne? Benim adım da Zeze. Ne güzel bir adın var. Memnun oldum Zeze. Zeze. Adın benimkine benziyor. Evet benziyor Pepe. Ben de memnun oldum. Biraz üzgün görünüyorsun. Hatta sanki ağlıyordun demin. Evet. Ne oldu? Belki sana yardım edebilirim. Evde küçük kardeşim bisikletimi kırmış. Ya. Babam da evde yok. Bir türlü aramadım bisikletimi. Ona çok kızgınım. Anladım. Peki kardeşinin isteyerek kırdığını mı düşünüyorsun Zeze? Bilmiyorum Pepe. Belki de beni kıskandığı için kırmış. Zeze. Bence istemeden kırmıştır. İnsan sevdiğini hiç üzmek istemez ki. Senin üzüleceğini bile bile yapmamıştır bence. Kardeşler böyle şeyler yapmazlar. Öyle mi diyorsun? Evet. Bak bir fikrim var. Bisikletinin kırılan parçalarını buraya getirirsen belki onu Zulu ile beraber onarabiliriz. Zulu mu? O kim? O benim en sevdiğim arkadaşlarımdan biri. Zulu her şeyi onarabilir. Hem tanışmış olursunuz. Tamam geçiyorum Pepe, bekle. Aferin sana Pepe. Gerçekten seninle gurur duydum bir tanem. Çok tatlı bir kız Zeze Şuşu. Evet canım, bence de çok tatlı. Biraz değişik ama. Nasıl değişik? Yani Şire gibi böyle süslü püslü değil. Etek falan da giymemiş ya. Evet doğru. İnsanlar... Farklı farklıdır. Çok çabuk öğreniyorsun Pepe. Getirdim Pepe. Bayağı kırılmış. Kardeşime bisikletimi isteyerek kırdın mı diye sordum. İstemeden kırmış. Haklıymışsın Pepe. Ne güzel. Hadi gidelim. Zulu. Zulu. Güzel arkadaşım merhaba. Bak Zulu, bu yeni arkadaşım Zeze. Zeze, bu da Zulu. Merhaba Zulu. Zulu bak, Zeze'nin bisikleti kırılmış. Onu onarmamıza yardım eder misin? Bisikleti onarıyor Pepe ile Zulu. Bisikleti onarıyor Pepe ile Zeze. Çok güzeldir bir şeyleri yapmak birlikte. Çok güzeldir bir şeyleri yapmak birlikte. La 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 la. Bisikleti onardım Pepe ile Zulu. Bisikleti onardım Pepe ile Zeze. Çok güzeldir bir şeyleri yapmak birlikte. Çok güzeldir bir şeyleri yapmak birlikte. La 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 la
güzel oldu. Eskisinden bile güzel oldu. Teşekkür ederim Zulu. Hadi şimdi hep beraber gezelim mi? Şurada bir ev gördüm. Orayı göstermek istiyorum size. Hadi gelin. Aa, bakın ne kadar büyük bir ev. Orası ev değil ki Pepe. Ev değil mi? Ne peki? Orası okul. Okul mu? Evet. Çok güzel bir okulmuş. Benim eve gitmem lazım Pepe. Bisikleti ben de mi göstereceğim? Tamam Zeze. Hoşçakalın. Güle güle Zeze. Zulu ne güzel bir okul değil mi? Keşke ben de artık okula gitsem. Gidebilirsin Pepe. Gerçekten mi? Evet, tabii ki. Ay, acaba nasıl insanlar var okulda? Yani neler yapılıyor, kimler var bilmiyorum ya. Sorun değil, gidince öğrenirsin. Annenle gidip okulun nasıl bir yer olduğunu da yakından görebilirsin. Ay, çok heyecanlandım şimdi. Zulu, ben hemen annemin yanına gitmek istiyorum. Görüşürüz. Anne! Anne! Efendim Pepe'cim, ne oldu canım? Anne, ben okula gitmek istiyorum. Okula mı gitmek istiyorsun? Evet anne, evet. Ben artık okula gidebilirim değil mi? Yani okula gidecek kadar büyüdüm öyle değil mi? Şey canım, evet anaokuluna gidebilirsin. Niye gitmiyorum o zaman? Hadi anne hadi, okulu gördüm, çok güzel bir yer. Gitmek, görmek, yeni arkadaşlarla tanışmak istiyorum. Dur sakin ol canım. Lütfen anne lütfen, hadi hadi, ne olur ne olur. Hemen gidelim hadi şimdi, ne olur. Ne oldu anne? Bebe nereye gitmek istiyor? Okula gitmek istiyor bebeciğim. Okula mı? Bebe o kadar büyüdü mü? Pepeciğim sakin ol, gel yanıma biraz. Okula gitmek istiyorum. Tamam. Onu babanla kendi aramızda bir konuşalım. Okula gitmeni ben de çok isterim. Ama öyle aklımıza düştüğü anda okula gidilmez ki. Yani hemen şimdi gidemeyiz. Ya. Sabretmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Sabretmek ne demek anne? Olmasını istediğimiz şey gerçekleşene kadar üzülmeden beklemek demek Pepe. Tamam. Ben de okula gidebilir miyim anne? Biraz daha büyüyünce elbette sen de okula gideceksin bebeciğim. Peki okul nasıl bir yer anne? Anlatsana. Okula gitmek için bu kadar heyecan duyman ne kadar güzel Pepe. Okul senin gibi birçok çocuğun geldiği, bir öğretmenin olduğu, bazı kuralların olduğu çok özel, çok güzel bir yerdir Pepe. Öğretmen nasıl biri anne? Öğretmen okuldaki çocuklara çok güzel oyunlar oynatan, oyun oynatırken de harika yeni bilgiler öğreten biridir bebe. Ay ben okula gitmeyi çok istiyorum anne. Daha da heyecanlandım. İçim içime sığmıyor. Yeni bilgiler öğrenmek çok eğlenceli olmalı. Evet, kesinlikle öyle tatlım. Akşam baban gelince okula ne zaman gidebileceğini kararlaştırırız Pepeciğim. Şuşu, duydun mu? Okula gideceğim okula. Evet canım. Şu an çok mutlu. Mutlu mutlu. O da olacak okullu. Okullu. Pepe şu an çok mutlu. Mutlu mutlu. O da olacak okullu. Okullu. Lay 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 lay. Olacak okullu. Okullu. Pepe şu an çok mutlu. Mutlu mutlu. O da olacak okullu. Okullu. La 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 la. Babam ne zaman gitsin diyecek acaba bebe? Bilmem kim. Anne konuştun mu babamla? Konuştum tatlım. Üzerini değiştirip geliyor şimdi.
Ne olur söyle, ne olur söyle. Ne dedi? Yarın gidip kayıt yaptırabilirsiniz okula dedi. Yaşasın. Çok yaşa baba, çok yaşa. Okula başlıyorum. Liko! Liko! Lili! Ay çok güzel. Liko! Kim bu sesi böyle çıkar ki? Lili! Şu büyük insanların sesi böyle çıkıyor akıllım. Bak bu da prenses. Liko! O zaman bu da oradan gelsin. Bak Lili, bak bak. Leli diyorlarmış. Bil bakalım bunu kim diyor? Liko! Aha, bunu bilemeyecek ne var? Tabii ki kılavuz. Leli! Liko! Leli! Liko! Leli! Liko! Liko! Liko neredesin? Öf, ne güzel oynuyorduk. Yine nereye kayboldun Liko? Lelicik! Liko'ya! Ödümü patlattın. Küstün mü Leli? Ama bak ne güzel kuş sesiyle seslendim sana. Küserdim aslında ama kuş sesi hoşuma gitti. O yüzden küsmüyorum. Leli, Liko. Kılavuz. Kılavuz gelmiş. Birbirinize seslenip duruyordunuz. Ben de oyununuza katılmak istedim. Nasıl bir oyun pek anlamadım ama. Oyun değil Kılavuz. İsimlerimizin uzaktan söylenince, yakından söylenince, sonra başka kişiler söyleyince nasıl duyulduğunu anlamaya çalışıyorduk. O yüzden de geldiğini hiç fark etmedik. Hadi beni fark etmediniz. Arkadaşlarımızı nasıl fark etmezsiniz? Arkadaşlarımız gelmiş. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Arkadaşlarımız da gelmiş. Hep birlikte oynarız. Aslında benim aklıma çok güzel bir oyun geldi. Sizin isim söylemeci oyununuza da benziyor biraz. Ay hadi söyle hemen Kılavuz. Çok güzel bir oyun geliyor. Hissediyorum. Bakalım Liko doğru mu hissediyormuş? Oyunumuz şöyle. Hani siz isimlerinizin uzaktan yakından farklı duyulduğunu fark etmiştiniz ya. Evet. Ettik vallahi. İşte uzaktan sesleri farklı duyduğumuz gibi nesneleri de farklı duyuyoruz. Gördüğümüzün tam olarak ne olduğunu anlayamayız. Örneğin. Uzaktan baktığımızda bir ayvayı portakal sanabiliriz. Anladım. Oyunda uzaktaki bir nesneye bakıp onun ne olduğunu bilmeye çalışacağız. Doğru değil mi? Harikasın Liko. Doğru. Oyunumuzda 3 tane nesnenin resmi olacak. Bu resimlerin önce birini Liko bulacak ve Leli'ye seslenecek. Leli benim dur dediğim yerde duracak ve Liko'nun yanındaki resmin ne olduğunu bilmeye çalışacak. Bilmek için Liko'ya resimdeki nesne hakkında sorular sorulacak. Resimdekinin aynısı Leli'nin etrafında bir yerde var. Resimdekini bildikten sonra onun aynısını bulup koşarak Liko'ya götürecek. Ve bu defa da Leli ikinci resmin yanına gidecek ve Liko resimdekini bilmeye çalışacak. Kum saatinin süresi bitmeden 3 resmi ve bu 3 resimdeki nesnelerin ortak özelliğini bulmanız gerekiyor. Ay çok heyecanlıyım. Ya bilemezsem Liko? Ben sana güveniyorum Leli. Arkadaşlar siz de Leli'ye yardım edin olur mu? Olur. Artık oyuna başlayalım mı? Ne dersiniz? Başlayalım. Peki siz arkadaşlar oyuna hazır mısınız? Hazırız. O zaman Liko koşup resmin yerini bulsun. Oyunumuz uğurlu olsun. Oyunumuz başladı. Kum saati akıyor. Nerede burası? Nerede? Güzel resim, tatlı resim. Neredesin? Buldum. Leli koş gel resmi buldum. Yaşa Liko. Neredesin? Buradayım Leli. Leli dur. Şimdi burada Liko'nun yanındaki resmin ne olduğunu bulmaya çalışmalısın.
Mavi bir şey var resimde. Ama mavi bir ne var ki? Kanat mı görüyorum? Aa evet evet kanat. Liko, resimde mavi renkli kanatları olan bir şey mi var? Yaşa sen Leli. Mavi renkli bir şey, kanatları da var. Ama adını söylemen gerekiyor Leli. Adı şey, kanatları varsa o bir kelebek olabilir mi? Kanat görünce aklına bir tek kelebek mi geliyor Leli? Kanatları olan başka bir canlı bu. Hani ben bugün sana ulu gibi seslenmiştim ya. Lelicik, cik 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 cik. Hatırladın mı? Hatırladım Liko. Kuş, resimdeki mavi bir kuş. Cik cik diye öten güzel bir kuş. Harikasın Leli. Hadi şimdi etrafına iyice bak. Ve mavi kuşu bulup resminin yanına götür. Ama ben mavi kuşu nasıl bulacağım ki? Hepsi uçup gidiyor kılavuz. Hadi ama Leli. Söylenmeden önce etrafına iyice bir bak. Belki bir ağacın altında senin onu almanı bekleyen bir kuş bulursun. Ağacın altında mı? İşte mavi bir kuş. Geliyorum Liko, bekle beni. Bak aynılar. Şimdi gidip diğer resmi bulmam lazım. Koş Deli, hızlı koş. Resim, resim, neredesin? Resim. Ay işte orada bir resim. Buldum Liko, resmi buldum, gel. Hemen ne buldu? Kimin arkadaşı be? Geliyorum. Şimdi dur Liko. Durdum. Öyle minik minik adımlarla yürüyünce durmuş olmuyorsun ki Liko. Hile yapmak yok. Geri gel bakayım. Ay. Burada duracaksın. Tamam ya. Burada dururum. Ne olacak? Zaten benim şahin gibi gözlerim vardır kılavuz. Bak nasıl devam bileceğim resimdekini. Neymiş o kılıp? Kırmızı kuyruğu var. Leyle. Kırmızı kuyruğu olan bir şey değil mi o? Evet Liko. Doğru dedin. Ne olduğunu bulabildin mi? Bekle Leyle'yi bulacağım şimdi. Balona benziyor ama. Balon mu acaba o? Kırmızı güzel bir balon galiba. Hayır Liko. Hadi iyi bak. Balon değil başka bir şey. Balon değil mi? Ne olabilir ki o zaman? İp gibi kuyruğu olan başka ne var? Düşün Liko, düşün, düşün, düşün. Ay bulamıyorum. Zaman azalıyor Liko, acele et. Arkadaşlar lütfen yardım edin. İp gibi kuyruğu olan balonla başka ne var biliyor musunuz siz? Biliyoruz. Balonu söyleyin, ne var? Uçurtma. Tabii ya, o bir uçurtma. Lili, resimdeki bu uçurtma. Bildin Liko, bildin. Hadi uçurtmayı bul. Gördüm seni uçurtma. Benim uçurtmam en yükseğe çıkar. Ben de uçurmak istiyorum Liko. Olmaz Lili, zamanımız az. Sonra uçururuz. Liko haklı. Acele etmezseniz oyunu bitiremeyeceksiniz. Ay tamam. Hemen son resmi bulmaya gidiyorum. Hemen bulmam lazım. Bulamazsam oyunu bitiremeyeceğiz. Nerede ki acaba? Hı? Ali'ciğim o ne? Aa resmi bulmuşum. Aa buldum Leli, koş resmi buldum. Ha, geliyorum Liko. Burada durabilirsin Leli. Burada durdum ve işte orada. Liko, Liko. Leli yine kum saatini unuttu galiba arkadaşlar. Ay unutmadım, unutmadım. Hemen resimdekinin ne olduğunu bulacağım. Kılavuz, kanatlar görüyorum yine. Kılavuz yanlışlıkla tekrar kuş resmi koymuş olabilir misin? Olamam Leli. Bence o bir kuş değil zaten. Kanatları olan başka neye benziyor sence? Kanatları olan başka şeyler. Kelebek değil, arı değil. Başka kanatları olan ne var? Kılavuz, küçük bir ipucu versene. Lütfen. Minik bir ipucu. Resimdeki kanatları olan bir araç. Kanatları olan bir araç mı? Buldum. Buldum Liko. Resimdeki bir uçak. Hayır Leli. Resimdeki bir uçak değil. Ama yaklaştın. Uçağa benziyor. Ha? Uçağa benzeyen başka bir araç. Ay biliyordum ama aslında neydi? Heliposter mi? Helikop. Helikopter. Helikopter Liko. Aa evet Leli. Helikopter. Neredeymiş bakalım bu helikopter? Teşekkür ederim kılavuz. Sen çok iyi bir arkadaşsın. Yakala Liko. Şimdi bulduğunuz bu üç resimdeki nesnelerin ortak özelliğini söylemeniz lazım. Bir daha acele etmeniz lazım. Çünkü kum saati bitmek üzere. Ne
resimlerde neler vardı? İlk resimde bir kuş vardı. İkincisinde çok güzel bir uçurtma vardı. Üçüncüsünde de helikopter vardı. Kuş uçar, helikopter de uçar. Uçurtma da uçar. O zaman bunların ortak özelliği... Üçünün de uçabiliyor olması. Oyunumuzda bize katıldığınız için teşekkür ederiz arkadaşlar. Tekrar gelin, hep gelin. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Merhaba çocuklar. Pisi yine saklanmış sanırım. Hadi beraberce onun nerede olduğunu bulalım. Pisi, neredesin? Pisinin nerede olduğunu görüyor musunuz çocuklar? Ha? Evet, işte orada. Merhaba Pisi. Merhaba Cucu. Yine buldunuz beni. Cucuğum. Canım ne yapmak istiyor biliyor musun Cucucuğum? Ne yapmak istiyor Pisi? Bil bakalım karta oynamak. Tamam, hadi oynayalım. Bil bakalım kartı geliyor. Ben bunu biliyorum galiba Cucuğum. 4 tekerleği var. İçine binip geçiyorsun değil mi? Ha, doğru. Harika gidiyorsun Pisi. Hey, bu... Neydi arkadaşlar? Harikasınız çocuklar. Doğru, bu bir araba. İnsanların içine binip uygun bir yol üzerinde bir yerden başka bir yere gitmesini sağlayan, bazen bavul gibi, ağır çantalar gibi çok büyük olmayan eşyalar taşımasına yarayan araçlardan biridir araba. Arabayla her yere gidebilir miyiz çocuğum? Evet tatlım. Arabayla araba yolu olan her yere gidilebilir. Çok büyük olmayan bir şeyleri de yanımızda taşıyabiliriz değil mi? Evet canım. Arabaya sığan her şeyi taşıyabilirsin. Ha ha, yaşasın. Hayatıma hoş geldin araba. Merakla bekliyorum. Hadi kağıdınızı kaleminizi hazırlayın. Siz de kendi arabanızı çizin çocuklar. Olur mu? İşte yol olan her yere gitmemizi sağlayan bir araç. Araba. Araban harika görünüyor Pisi. Ne oldu Pisi? Bir koku alıyorum. Ne kokusu? Sanki favoraya geliyor. Canım arkadaşım benim. Pisi. Pisi. Yavaş pandur. Dur diyorum sana. Dur. Ah pan, ben sana ne diyeyim ne diyeyim. Ne oldu? Çok özür dilerim Pisi. Bugün çok üzgünüm. Çok. Neden üzgünsün arkadaşım? Somuncu baba ayağımı incitmiş. Somuncu baba kim? Somuncu baba bizim fırıncımız. Ekmeğimizi unumuzu ondan alırız. Bugün bize un getirecekti ama ayağımı incitmiş. Un getiremedi. O ne demek biliyor musun? Yavaş ben sakin ol. Ne olmuş un getiremediyse? Annem bu hafta ekmekler, pastalar, börekler yapamayacak demek. Biz gidip alalım. Alamayız ki. Neden alamayız? Hem çok uzak hem un çuvalı çok ağır. Taşıyamayız. Gerçekten mi? Ne yapsak ki? Şimdi anladınız mı neden üzüldüğümü? Anladım arkadaşım. Keşke bizi oraya götürecek ve un çuvalını taşımamıza yardım edecek bir şey olsa. Buldum. Ne buldun? Somuncu babanın yanına bir arabayla gidebiliriz. Bu harika bir fikir Pisi. Araba mı? O ne? Bak şimdi. İşte bu bir araba.
yol olan her yerlikten içine sığan her şeyi taşımamızı sağlayan bir araba. Bununla Samuncu Baba'dan un alabiliriz. Gerçekten mi? Yaşasın araba. 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 Bu harika. Araba bizi Samuncu Baba'ya götürecek. Annem ekmek börek yapabilecek. Çıkar hayatta, çözüm bulmak gerekir inatla. Sakın çözüm yok diye ağlama. Çözüm aslında çok yakınlarda. Doğru bakarsan düşünürsün, düşünürsen bulursun, bulursan da çizersin. Çünkü asıl çözüm sensin. Harika. Gidiyoruz. Annem ve kardeşim çok sevinecekler Pisi. Hı? Hı? Ne oldu Pisi? Eyvah. Kara karga geliyor. Aman yine mi kara karga ya? Hadi araba daha hızlı. Karga bize engel olacak. Hadi araba hadi. Sadece babaya gidemeyeceğiz. Yardım et bize. Karga bizi yakalayamasın. Kara karga, kara karga, sakın gelme bu yana. Bindik biz bu arabaya, gidiyoruz Samuncu Baba'ya. Eğer bize engel olursan, küseriz hiç börek vermeyiz sana. Ha? Aman be, siz de. İyi işte, gittim o zaman ben de. Başardık. Şuraya bak. Samuncu Baba'ya geldik bile. Hop. Burası arabanın bagajı. Onu buraya koyabilirsin Pam. Harika. Teşekkürler araba. Seni çok sevdim. Hayatımıza hoş geldin araba. Yaşasın araba. Bugün Pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Traktöre mi? Arabaya mı? Bisiklete mi? Doğru, arabaya. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir araba çizin.